Türkiye'ye karşı, bu çok net artık, bir işgal planı, bir çevreleme harekatına karşı bu silahları da kullanmak için özellikle buraya geldi ve denetlemelerini de bizzat yaptı. Türkiye 11 ilde yaralarını sarmaya çalışırken ABD Genelkurmay Başkanı'nın buraya gelip bir mesaj gibi özellikle Hatay yönlü bir takım hususları da içinde barındırması çok önemli. Kıyamet savaşına kıyamet silahlarıyla hazırlanıyorlar. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar, çok önemli bölgemizde gelişmeler oluyor. Özellikle de ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK ve PYD bölgesi, yani o işgal edilen bölgede burada teröristleri ziyaret etmesi çok önemli. Yani bizzat ABD Genelkurmay Başkanı'nın buraya gelip bunları ziyaret etmesi ve oradaki Amerikan üssünü denetlemesi çok önemli hususları da içinde barındırıyor. 900 tane profesyonel Amerikan askerinin buraya yerleştirileceği Mark Milley tarafından açıklandı. Tabii burada verilen destekleri de incelemek lazım. Gelen Amerika Genelkurmay Başkanı sıradan bir isim değil. Mark Milley göreve geldikten sonra bakın yaptığı açıklama var, çok önemli. 14 Ağustos 2015'te Ordu Kurmay Başkanı olarak atandığında ilk şunları dile getirmişti. Kara Muharebesine hazırlık ABD ordusunun bir numaralı önceliğidir ve öyle kalacaktır. Geleceğin çevik, uyarlanabilir ordusunu inşa etmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Orduda da çok büyük bir modernizasyona hazırlık yapıldı ve teknolojik silahlar da özellikle şimdi bir hani ABD tırları biliyorsunuz PYD, YPG silah getiriyordu ya, bu silahlar sadece efendim bizim bildiğimiz bu füzeler, top tüfekler vesaire değil. Aynı zamanda teknolojik silahların da uzmanı Mark Milley ve teknolojik silahları da hem deneme amaçlı hem de yapılacak olan özellikle büyük savaş öncesi Türkiye'ye karşı, bu çok net artık, bir işgal planı, bir çevreleme harekatına karşı bu silahları da kullanmak için özellikle buraya geldi ve denetlemelerini de bizzat yaptı. Tam da bu zamanda, bakın tam da bu zamanda Türkiye'de bir deprem felaketi yaşanmışken ve hali hazırda hala Türkiye 11 ilde yaralarını sarmaya çalışırken ABD Genelkurmay Başkanı'nın buraya gelip bir mesaj gibi özellikle Hatay yönlü bir takım hususları da içinde barındırması çok önemli. Hatay, bakın çok önemli bir yer. Sadece bizim için değil, Evangelistler için, Siyonistler için çok önemli bir yer. Hatta Katolikler için de çok önemli bir yer. Özellikle İtalyanları burada ayrı bir tarafa sokuyorum. Yani Vatikan tarafından da aynı zamanda Hatay Haçlı seferlerinden beri çok önemli. Antakya bölgesi vesaire. Şimdi bu kadar önemli bir bölgeyi özellikle sırtlan sürüleri gibi yaşanan bu deprem felaketinden sonra hedef almayacaklarının garantisi var mı? Bunu görmemiz lazım. O yüzden Amerika Genelkurmay Başkanı buraya boşuna gelmedi ve hatta bakın sevgili dostlar, burada birlikleri denetlerken şöyle bir şey de yaptı. Blackwater, Amerika'nın paralı askerleri. Nasıl Rusya'da Wagner var, Amerika'da da Blackwater çok meşhurdur. Blackwater da özellikle devreye girmeye başlayacak ki 900 profesyonel asker dedikleri aslında Blackwater paralı askerleri. Ve aynı zamanda uzman, çok alanında uzman askerlerin de buraya yerleştirileceği tesadüf değil. Çünkü PKK ve o bölgede işte PYD, YPG terör örgütleri kurmay sıkıntısı çekiyor. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı son zamanlarda o terör örgütünün üst düzey yönetici kadrosuna yapılan operasyonlar PKK'yı da o noktada biraz sıkıntıya soktu. O yüzden PKK'da kurmay kadro sıkıntısı olduğu için de Amerika özellikle bu 900 profesyonel askeri güya Amerikan buradaki yerleşkesine göndereceğini söyledi, üstüne, Amerikan üstüne, ama aslında orada eğit donat projesi kapsamında bu insanlar orada devam edecek faaliyetlerine. Bu da çok önemli. Buna da ayrı bir parantez çekiyorum. Avrupa ülkelerinden de ciddi komutan yardımı istendi. PKK bunu daha önce de dile getirmişti. Binlerce tır zaten silah hala gelmeye devam ediyor. Geçmişte geldi, yine gelmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra bakın çok önemli bazı hususlar da var. Çevreleme harekatı, bir işgal senaryosundan zaten bahsediliyor. Bu bahsedilme hususu da tesadüf değil. Şu anda sanmayın ki Yunanistan sessiz veya işte Yunanistan sessiz bir şekilde bekliyor. Hayır. Bakın Yunanistan'da şu anda Mart ayı içine girdik. Yavaş yavaş 12 mil kararı almak için, kara sularında özellikle
karasularını arttırma planı olarak bunu da devreye sokacak. Önce Girit yönlü bunu yapacak. Girit'in güneyi yönlü. Çünkü orada çok geniş hidrokarbon yatakları var. Ve biliyorsunuz bu yüzden de Libya ile Türkiye orada çok stratejik bir anlaşma yapmıştı. Ama bu anlaşmanın özellikle bozulması yönünde ve Amerika'nın da olaya direkt müdahil. Bakın direkt diyeceğim çünkü Amerikan enerji, en büyük enerji şirketi olan ExxonMobil'in gemisi hala orada. Sanko Civic gemisi ve yeni bir gemi gönderme kararı aldı Amerika bölgeye. Yani oradaki arama tarama faaliyetleri, sondaj faaliyetlerine katılması açısından çok çok önem teşkil ediyor. O yüzden Yunanistan'da Amerika'ya sırtını dayamasından mütevellit hemen buraya efendim Avrupa Birliği'ni bilgilendirdi. Amerika'yı bilgilendirdi Amerika Birleşik Milletleri'ni. Şimdi Birleşmiş Milletler'e yine söylüyorum bir kanun tasarısı hazırlıyor. O yüzden de sanmayın ki Yunanistan'da sessiz bekliyor. Bakın bu Yunanistan'ın denizlerdeki en önemli kızıl elmasıdır deyim yerindeyse. Yunanistan hiçbir zaman 12 mil davasından vazgeçmedi ve şu anda da vazgeçmiyor. Türkiye de bu noktada hazırlıklı olmak zorunda. Çünkü bir çevreleme harekatı var. Bir daha söylüyorum. Hani Türkiye özeli veya Rusya özeli değil bu. Bir bölgeye yapılacak büyük bir taarruz var. Bahar ayında özellikle Nisan-Mayıs gibi Rusya'yı burada görüyoruz. Çok önemli. Büyük bir taarruz kalkışması olabilir Rusya'ya karşı. Tabii Rusya bunu iyice sezdiği an onlar hamle yapmadan Ukrayna'da olduğu gibi kendisi bir hamle yapacak. Yani bu çok çok önemli bir husus. Bunun yanı sıra Türkiye'de de boş durmayacaklar. Türkiye'de de bu işgal senaryosunu devreye koyacaklar ki bu çok önemli. Kıyamet Savaşı'ndan bahsediliyor yani hep biliyorsunuz Ami Kovası vesaire. Bu Kıyamet Savaşı'nın hala sadece topla, tüfekle, efendim ne bileyim, tarla şununla bununla füzelerle olacağını düşünenler var. Hayır. Burada kıyamet silahları da devreye girecek. Kıyamet Savaşı'nda kıyamet silahları da devreye girecek. Çok önemli teknolojik silahlar, ışın elektromanyetik silahları, hatta ve hatta deprem, harp silahları da aynı şekilde devreye girecek. Çünkü hala efendim üstünde çalışılan bir konu. Bilimsel olarak biz bunu söylediğimiz zaman şey diyorlar ya komplo teorisi. İyi de Amerika'da var reddedeceğiz. Nikola Tesla'dan beri hep anlatıyoruz gelen bir proje. Belgesellerde çıkıyor, Amerikan önemli raporlarında çıkıyor, Amerika'nın CIA'nin aynı şekilde raporlarında var. Birçok husus var yani hangi birini sayayım? Alaska'da tesisi var. Yani sanki biz bilim dışı konuşuyoruz. Hayır kardeşim bunlar var. Kıyamet savaşına kıyamet silahlarıyla hazırlanıyorlar. Bunları çok iyi görmemiz lazım. Allah aşkına Türkiye Cumhuriyeti Devleti en son ne zaman böyle bir kuraklık yaşadı ya? Şöyle bir İstanbul'a bakın bakalım. Yağmur bulutları çok enteresan. Geçen meteorolojik veriler çerçevesinde arkadaşlarla da inceledik. Yağmur bulutları girmeye çalışıyor. Bakın Türkiye'ye özellikle böyle Balkanlar üzerinden, Karadeniz üzerinden girmeye çalışıyor. Öyle bir fotoğraf vardı. Öyle bir iyonosfer ısınması var ki baskı var ki giremiyor. Bulutlar giremiyor. Çok enteresan. Yani bunu sadece bir doğal nedenden dolayı efendim küresel ısınma şu bu ki o da onların özellikle global monarşinin ortaya koyduğu tezler çerçevesinde oluyor. Bunlara sadece bağlamak hakikaten saflık olur. O yüzden bütün bu hususları görüyoruz. Çok yönlü sadece Türkiye'ye, Rusya'ya, şuraya buraya değil çok yönlü coğrafyaya karşı büyük bir kuşatma planı var. O yüzden bu hususları görüyor ve ona göre de uyarıyoruz. Bunun yanı sıra sevgili dostlar özellikle son zamanlarda Amerika'nın özellikle tekrardan böyle Orta Doğu'ya yönelmesi, Orta Doğu'yu boş bırakmaması, Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretini şu şekilde de bir kere okuyalım. Kara harekatı da bu anlamda çok önem taşıyor. Bakın Türkiye'nin o bölgesi yani Güneydoğu'sunun olduğu ve Malatya 2. Ordu Komutanlığı'nın olduğu yere kadar şu anda çok büyük sıkıntılar var. Burada Türkiye tam toparlanmadan veya Türkiye, çünkü onlar çünkü bir istekte bulunuyor şu an Türkiye'ye. Israrla yardım etmek istiyorlar ama neyle? Askerleriyle. Şimdi Millennium Challenge 1000 yılın hesaplaşması da askerlerle zaten yapıyordu. Askerlerin burada bizim askerler veya yöneticilerle huzursuzluk çıkarması sonucu bir işgal planı devreye giriyordu. Israrla askerleri buraya göndermek istiyorlar. Ya diyor yardım mı alacaksınız ya da biz girmesini biliriz deyip res çekiyorlar. O Genelkurmay Başkanı Mark Milley buraya geldiğinde bu resi de açık açık çektiler. Yarın Amerikan kuvvetleri buraya dizildiğinde çok geç olmadan acilen Türkiye Suriye meselesine de bir şekilde eğilmeli. Bunu sümenaltı etmemeli. Tam Suriye ile önemli efendim görüşmeler oluyorken tam Rusya ile oturup bakın deprem günü yani 6 Şubat'ta Rusya ile çok önemli bir anlaşma imzalanacaktı. Doğalgaz yönlü Trakya bölgesinde. Ne oldu? Anlaşma olmadı çünkü deprem oldu. Çok enteresan. Şimdi 15 Mart'ta bir araya gelecekleri söyleniyor. 15 Mart'ta bu anlaşmayı tekrardan bakalım neler olacak? İnsan tabii düşünüyor. Bir de tarihler var. Çok önemli. Yani birçok insan bunu söylüyor.
Bazı tarihlerde onlar biliyorsun sembollerle mesajlar verirken tarihlerle de mesajlar veriyor. 23.03.2023. Şimdi bu tarihler de ön plana çıkmaya başladı. Tabii hepsini yakından takip ediyoruz. Sembollerle ve bir takım efendim görüntülerle mesajlar vermeye çalışıyorlar. Elon Musk'ın son paylaşımını da iyi incelemek lazım. Dolunaylı bir gecede şeyden bahsediyor. Tabii bunu daha farklı bir şekilde yorumlayabiliriz. Belki İsmail Ernur Yılmaz hocamla da onların özellikle son yıllarda yaptığı bu sembolik mesajları da yorumlayacağız. Yani onu da İsmail hocama da zaten söyleyeceğiz. Belki önümüzdeki videoda bunlar olabilir. Özellikle de efendim Elon Musk'ın paylaşımları 23.03.2023 tarihi tesadüfi bir tarih mi? Çünkü onların yaptığı her ritüel önemli bazı günlere ve saatlere ve zamanlara denk gelir. Osmanlı Devleti'nde de padişahlar çok önemli bir karar almadan önce veya sefere çıkmadan önce, çok önemli bir sefere çıkmadan önce eşref saati dediğimiz mutlaka o hususa, o yıldıznamelerle bakılan hususa dikkat ederdi. Bunları da iyi görmemiz lazım, iyi düşünmemiz lazım. Evet, daha söyleyecek çok şey var ama özellikle bu ziyarete dikkat çekmek istedim. Türkiye Cumhuriyeti hem bölgesel olarak hem de kendi ülkemiz olarak bir işgal tehlikesiyle karşı karşıya, bunu görüyoruz. Ve bununla alakalı bakın iç siyasetin dar atmosferinden farklı düşünmek zorundayız. Zorundayız. Çünkü büyük bir tehlike var kapıda. Bunu sadece depremle onunla bunu açıklamıyoruz. Başka hususlar da var. O yüzden dikkat etmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Sevgili dostlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.